Bu dersimizde ES6 ile gelen ve işimizi oldukça kolaylaştıran arrow function'ları görelim. İlk olarak, klasik olarak gelip şöyle bir tane fonksiyon yazalım. Şöyle mesela welcome ES5 diyelim. Ve normalde biz fonksiyonlarımızı şu şekilde yazabiliyorduk. Herhangi bir parametre almadan biz ekrana şöyle console log'a şöyle hello from ES5 diyelim. Ve gelip bunu ne yapmamız gerekiyor? Aşağıda çağırmamız gerekiyor. Bunu çağırıp kaydettiğimiz zaman ekrana bu yazıyı alabiliriz. Bu tabi ES5 ile gelen kullanım. Ki bunun aynı kullanımını ES6 ile yani arrow function'larla yapmış olsak gelip yapmamız gereken welcome ES6 diyelim örneğin. Şöyle let diyelim. Ve gelip burada yapmamız gereken bir eşittir diyoruz. Ve herhangi bir parametre göndermediğimiz için parantez açıp kapatıyoruz ve daha sonradan eşittir, büyüktür işaretiyle parantez açıyoruz, kapatıyoruz ve buraya gelip console log'a gelip şöyle hello from ES6 diyelim. Ve gelip ES6 fonksiyonunu şöyle çağırdığımız vakit ekrana yine aynı mesajı alırız. Peki burada yaptığımız kullanım yine biz fonksiyon içeriğini bir değişken içerisine alıyoruz. O yüzden burada eşittir ekliyoruz ve herhangi bir parametre göndermediğimiz için fonksiyona burada parantezleri açıp kapatmak zorundayız. Ve eşittir büyüktür işareti ve ardından parantez açıp kapatıyoruz. Eğer parantezler içerisindeki kod satırı eğer tek bir satır olacaksa birden fazla satır kullanmayacaksak bu şekilde bir kullanımda yapabiliriz. Yani paranteze bağımlı değiliz. Ancak gelip burada eğer birden fazla kod satırı olacaksa parantezleri mutlaka yazmanız gerekir. Ancak ben her zaman bunları yazmayı tercih ediyorum. Peki burada parametresiz bir kullanımda eğer ben gelip örneğin şöyle with parameters diyelim. Parametreli kullanımına bakalım bunun. Gelip let örneğin şöyle iki tane sayı gönderelim ve gönderdiğimiz sayıları burada çarpsın. Multiply ES5 diyelim ve bu normal kullanımda şöyle ES5 ile kullanımında şöyle bir fonksiyon dışarıdan örneğin x ve y parametresi alacak ve burada yapmamız gereken şöyle return x çarpı y'yi geriye göndermek. Burada bunu kullanırken ne yapacağız? Geleceğiz. Şöyle multiply ES5 iki tane sayı bekliyor benden. 10,5 diyeyim ve gelip bunu console log ile şöyle ekrana yazdıralım. El değerini yazsın. Peki bunu aynen ES6 ile yani arrow function'larla yapmış olsak bu durumda yapmamız gereken multiply ES6 deriz. Ve gelip burada arrow function'ları kullanarak burada yapmamız gereken eşittir ekliyoruz ve daha sonra parantez açıp kapatıyoruz ve parantezin içerisine parametre isimlerini yazıyoruz. X ve Y. Ve daha sonra eşittir büyüktür ve daha sonradan gelip burada gelip işlemi yapmamız gerekiyor. İşlem x çarpı y olacak. Peki parantez kullanmak zorunda mıyım? Hayır. Eğer parantez kullanırsanız şöyle diyelim parantezleri açalım. Ve burada return x çarpı y demeniz gerekiyor. Eğer parantez kullanmak istemiyorsanız ki şöyle yapalım. Şunu şöyle kaydedelim. Şöyle yorum satırı yapalım. Ve gelip burada şunu tekrar açalım. Burada parantez kullanmak istemiyorsanız return'da kullanmamanız gerekiyor. Bu şekilde x çarpı y dediğinizde aynı işlem olur. Multiply diyelim şöyle 5 virgül bu sefer 6 diyelim. Tekrar bunu console nokta log ile şöyle yazdıralım. Bunu kaydettiğimizde bakın 30 değeri karşımıza gelir. Burada hem parantez kullanmadık hem de geriye değer döndürürken return'ı kullanmak zorunda değiliz. Gayet basit bir kullanım. Peki bununla alakalı yine basit bir örnek yapalım. Örneğin ES5 ile şöyle let örneğin split metodunu oluşturalım ve gidip normal ES5 ile bunda yapmamız gereken bir text geliyor fonksiyona ve burada yapmamız gereken burada text.split diyelim ve burada boşluklardan gönderilen text'i ayırsın ve geriye göndersin. Bunu kullanırken yapmamız gereken örneğin console log'a gelip şöyle split diyelim. Hatta şöyle split ES5 diyelim. Bunun ES6 versiyonunu da oluşturacağız. Ve gelip burada örneğin şöyle modern JavaScript kursu diyelim. Ve bunu kaydettiğimiz anda bakın bize bir geriye bir dizi döner. Dizi elemanları burada boşluklardan ayrılarak
bulunur ve burada 3 elemanlı bir diziyi geriye göndermiş oluruz. Peki bunu aynen ES6 ile yapmaya kalksak, şöyle ES6 diyelim. Burada yapmamız gereken şöyle split ES6 diyelim. Ve gelip burada giriş parametresi örneğin text olsun. Text parametresi girsin ve burada yapmamız gereken text nokta split ve burada boşluk. Tek yapmamız gereken bu. Şimdi gelip bunu kullanalım. Şöyle console.log split ES6 diyelim ve gelip burada modern JavaScript kursu diyelim. Gelip bunu kaydettiğimiz zaman bakın aynı dizi elemanlarını burada almış oluruz. Gayet yukarıdaki kullanıma göre kısa olan bir kullanım. Peki geriye bir object literals döndürmek istesek bu durumda ne yapacağız? ES5'te bunu nasıl yapıyorduk? İlk başta buna bakalım. Şöyle let örneğin get product diyelim. Örneğin ES5 diyelim. Ve bir fonksiyon oluşturalım ve dışarıdan bir ID ve de bir name parametresi alsın. Ve dışarıya şöyle return diyelim ve parantezler açarak buradan gelip şöyle ID için dışarıdan gönderilen ID ve name alan için dışarıdan gönderilen name'i buraya yazdırırız. Şimdi bunu kullanırken tabii ki ne yapacağız? Console.log'a yazdıracağız. Tekrar get product ES5 diyelim ve bizden parametre istiyor. Örneğin 1 numaralı ID ve örneğin şöyle Samsung S8 diyelim. Ve bunu şöyle kaydettiğimiz anda ekrana bakın bir tane object literal yazdırılır. Peki bunu ES5'te bu şekilde yapıyoruz. Gelip bunu aynısını ES6 ile nasıl yapacağız? Tekrar gelip şöyle get product ES6 diyelim. Ve gelip burada ID ve name parametresini parantezler içerisinde gönderelim. Bu bizim giriş parametrelerimiz olacak. Ve parametre girdikten sonra burada biz bir object literal oluşturacağımız için gelip burada normal parantez açıp kapatıyoruz. Ve normal parantezlerin içerisinde ise şöyle sütun parantezler açalım ve burada object literal'ı oluşturalım. ID için dışarıdan gönderilen ID ve name için dışarıdan gönderilen name diyelim. Bu şekilde oluşturmanız gerekiyor. Şuradaki parantezlere dikkat etmek lazım. Ve gelip şöyle console.log'a şöyle get product şöyle ES6 diyelim ve gelip buradan 1 numaralı ve gelip buradan örneğin iPhone 7 diyelim. Ve bunu kaydettiğimiz anda bakın bir başka object literal'ı da bu şekilde döndürmüş oluyoruz. Peki şimdi biz bir object literal dizisi oluşturalım. Şöyle gelip örneğin mesela bir sabit oluşturalım ve gelip buradan örneğin telefonlar diyelim. Ve şöyle dizi elemanları içerisine şöyle objeler oluşturalım. Objelerin şöyle name alanları olsun. Ve gelip burada örneğin şöyle iPhone örneğin 8 diyelim. Ve gelip buna bir fiyat bilgisi atayalım. Fiyat bilgisi örneğin şöyle 3000 olsun. Ve gelip bunları şöyle aşağıya doğru kopyalayalım. Şöyle hatta 4 tane olsun. Şuradan gelip iPhone şöyle 6 diyelim, 7, 5 diyelim, şöyle 7 diyelim, karışık olsun. Şöyle 2000 diyelim, şöyle 1000 diyelim, şöyle 2500 diyelim. Şimdi biz bu diziyi alacağız ve bu dizi içerisinden belli kriterlere göre istersen objelerin tamamını döndüreceğiz ya da belli kritere göre herhangi bir objeyi geriye göndereceğiz ya da obje içerisinden herhangi bir alanı da geriye gönderebiliriz. Şimdi yapmamız gereken şöyle diyelim let örneğin gelip şöyle fiyatları döndürelim. Şöyle ES5 ile ilk başta yapalım. Şöyle yapmamız gereken şöyle telefonlar üzerinden hatırlarsın dizinin içerisinden yeni bir dizi oluşturmak istediğimizde map'i kullanıyorduk. Dolayısıyla map objesi bizden bir tane yeni bir enormous fonksiyon bekler. Bu şekilde. Buradaki dizi içerisindeki her bir elemanı teker teker fonksiyon içerisinde parametre olarak gönderelim ve parametre ismini telefon diyelim. Ve dışarıya şöyle return örneğin telefon demiş olsak ve bunu bir ekrana yazdırmış olsak bakalım elimize ne gelecek. Şöyle prices ES5 diyelim ve kaydedelim. Bu durumda bakın bize gene bir dizi objesi gelir. Yani bu objenin olduğu gibi aynısını geriye göndermiş oluruz. Ancak gelip buradan telefon nokta gelip buradan örneğin fiyat demiş olsak
Bu durumda bize bir dizi gelir ve bu dizi içerisinde sadece telefon fiyatları bilgisi olur. Peki buradaki aynı işlemi gelip ES6 ile yapmış olsak, şöyle ES6 diyelim, şöyle de ES5 diyelim. Burada yapmamız gereken şöyle let, şöyle prices ES6 diyelim. Ve şöyle telefonlar üzerinden gene map diyelim. Ve burada şöyle bir parametre ve parametreden sonra geriye dönecek olan giden parametrenin, yani her bir objenin geri fiyat alanını geriye göndereceğiz. Bakın işlemimiz gayet basit burada. Burada gelip yapmamız gereken console log'a şöyle prices ES5 yazalım. Ve baktığımızda bakın üsttekiyle tamamen aynı sonucu burada elde ederiz. Kullanım gerçekten çok basit oldu. Peki bir filtreleme yapmak istediğimiz zaman ES5 ile önce bir tane şöyle const bir dizi tanımlayacağım. Şöyle array diyelim. Şöyle dizi içerisine şöyle 1, 2, 3, 4, şöyle 6, 10, 20, 30, 50, şöyle 55, 61, şöyle 79 gibi sayılar atacağım. Örneğin geriye şöyle çift sayıları döndürmek isteyelim. Örneğin even ES5 diyelim ve bunu ES5 ile yapalım. Şöyle yapmamız gereken array içerisinden şöyle filter metodu var. Burada bir filtreleme yaparken kullanıyoruz ve gelip buradan bir fonksiyon gönderiyoruz ve fonksiyon içerisindeki her bir elemanı sıra sıra A için gönderiyoruz ve yapmamız gereken return şöyle A örneğin mod 2 eşit 0. Bu şartı uyanlar geriye even ES5 içerisine aktarılıyor. Ve console log ile şöyle gelip even ES5 demiş olsam ve kaydetsem bakın burada sadece çift sayılar bana gelir. Sadece ben buraya gelip 1 yapmış olsam bana bu sefer sadece tek sayılar gelir. Peki bunu gelip ES6 ile nasıl yapacağız? Şöyle ES6 diyelim ve gelip şöyle even ES6 diyelim. Ve yapmamız gereken gene array üzerinden filter'ı çağıracağız. Ve yapmamız gereken çok basit. A büyük eşittir. A mod 2 eşit 0 diyeceğiz. Kriteri burada yazacağız. Ve gelip şöyle console log ile even ES6 dediğimizde bakın yukarıdaki sonucun aynısını aşağıda alırız. Gayet basit bir kullanım. Bakın herhangi bir function anahtar kelimesini kullanmamız artık gerekmiyor. Ya da return'u kullanmamız gerekmiyor. Sadece giriş değeri ve burada uygulayacağımız kural ve filtreleme sonucunda filtrelenen değerler değişken içerisine aktarılır. Peki bu dersimizde arrow function'ların kullanımlarını farklı örnek üzerinde gördük. Ancak arrow function'ları kullanırken dikkat etmemiz gereken bir kural var. Gerçi dikkat etmemiz gereken değil de arrow function'ın nasıl çalıştığını arka tarafta anlamak önemlidir. Bir sonraki dersimizde arrow function'ın çalışma mantığını ayrıntılı bir şekilde görelim. Udemy üzerinde yayınlamış olduğum Modern JavaScript kursu sıfırdan ileri seviyeye isimli kursum şu anda Udemy yazılım geliştirme kategorisindeki en popüler kurstur. Kursuma zaman kaybetmeden katılıp JavaScript programlama dilini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kursumuzda popüler hale gelen Node.js, Angular ya da React için güzel bir JavaScript temeli oluşturabilirsiniz. Kursumuza indirimli katılmak için Sadık Duran kodumu ziyaret edip bir indirim kuponunu mail adresinize talep edebilirsiniz. Sadıkduran.com üzerinden mail hesabınıza talep ettiğiniz indirim kuponları her zaman Udemy üzerinde alabileceğiniz en iyi fiyat ile gelmektedir.